Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti de sunumu da şahane, özellikle çocukların lezzetine bayıldığı sandviç kek tarifi ile geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğiniz yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Tarifimiz için ilk olarak karıştırma kabına 100 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini alalım. Üzerine 1 adet yumurtayı ve 1 su bardağından 1 parmak kadar eksik toz şekeri ekleyerek güzelce karıştıralım. Ardından diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ilave edelim bu aşamadan sonra. Süt ekledikten sonra mikseri çalıştırmanıza gerek yok. Şöyle kısaca şöyle bir karıştırmanız yeterli olacaktır. Ardından kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Burada 2,5 su bardağı un var. Un ekledikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar, 3 silme yemek kaşığı kadar olduğunu söyleyebilirim. Kakaoyu, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek tekrar karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 ml yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıtmıştım. Fırının önceden ısınmış olması önemli. Kesinlikle ısıtmadan e, fırına vermeyin malzemeyi. Yağlı kağıt serdiğim fırın kabına aralıklı olacak şekilde şöyle sıralıyorum. Şöyle krema torbasına aldım ama elinizde yoksa iki tane kaşık yardımıyla tatlı kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla da böyle aralıklı olacak şekilde sıralayabilirsiniz. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırına verdim ve tam olarak 11 dakikada istediğim şekilde pişti çok daha uzun süre tutmanızı önermem. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle bir spatula yardımıyla alıyorum. Tamamen soğuması için ayrı bir servis tabağına koyuyorum malzemeleri. Ben ikinci tepsimi de hazırladım ve bunu da fırına gönderdim. Çok kısa sürede pişiyor gördüğünüz gibi. Aralıklı olarak yerleştirin dememin sebebi bu. Gördüğünüz gibi yayılıyor biraz. Krem şantimi hazırlıyorum diğerleri pişerken. Bir su bardağından biraz eksik soğuk sütle bir paket krem şantiyi çırpıyorum. Koyu kıvam alıncaya kadar. Ardından bunu da malzemeler soğuduktan sonra sandviç keklerin arasına alacağım. Tamamen soğumuş olduğundan emin olduktan sonra krem şantiyi dağıtın yoksa erir. Şöyle ters çevirdim. Alt kısımda kalacak olanları aralarına yine krema torbasıyla dağıtıyorum krem şantiyi. Krem şantinin tamamını dağıttıktan sonra üst kısmına da diğer kalan sandviç kekleri ekleyeceğim. Bu şekilde son şeklini vermiş olabilirsiniz. Elbette bu şekilde bırakabilirsiniz servis ederken. Ben bir de üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata ekleyeceğim. Biraz dekore etmek istedim. Bu haliyle dondurucuda da saklayabilirsiniz. Misafir geldiğinde ya da çocuk geldiğinde özellikle çocuklara hitap eden bir lezzet olduğundan güzel bir alternatif olur sizler için. Hazırlaması da oldukça keyifli ve pratik. Gördüğünüz gibi kısa sürede hazır hale geliyor. Son olarak az miktarda erittiğim, ben bitter çikolata eritmiştim. Çikolatayı üzerine şöyle çizikleri olacak şekilde dağıtıyorum. Bunu da dağıttıktan sonra buzdolabında bir müddet dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririm. Krem şanti de biraz daha kıvam alsın, çikolata da donsun üzerindeki. Öyle olduğuna daha lezzetli oluyor. Şöyle yakından iç dokusunu göstereceğim sizlere. Sunumu da lezzeti de şahane oluyor belirttiğim gibi. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.